Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlarının üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, İslam ordusu Medine önlerinde. Komutan Hazreti Sa'd bin Vakkas radıyallahu anh. Halife Hazreti Ömer Efendimiz. Hedef İran, Kadisiye. İslam ordusu daha önce İran üzerine yürümüştü. Büyük Sasani İmparatorluğu'nun üzerine yürümüştü. Müslümanlar Mecusilerle savaşmışlardı. İlk savaşta Müslümanlar galip gelmişlerdi. İran buna tahammül edememişti. Bir avuç mümin topluma, zayıf bir topluma yenilmeyi kabul edemezdi. Fillerin de olduğu büyük bir ordu hazırladı. Kişir Savaşı denilen bir savaş gerçekleşti. Bu kez Müslümanlar yenilmişlerdi, mağlup düşmüşlerdi. Şimdi dev bir İslam ordusu vardı. Komutan Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas'tı radıyallahu anh. Bu şanlı ordu Medine'den Kadisiye'ye yürüyordu. Ordunun geçtiği yerlerde ordunun mütevaziliği, müminlerin sade hayatı, az yiyen, az konuşan ve ibadete düşkün olan halleri, son derece disiplinli oluşları, geçtiği yerlerde insanları etkiliyorlardı. Hal dilleriyle İslam'ı yansıtıyorlardı. Gönülleri İslam'a çekiyorlardı. İslam ordusu Kadisiye'ye ulaşıyordu. 30 binin üzerinde bir orduydu. Hazreti Ömer Efendimiz diğer cephelerdeki birlikleri de Kadisiye'ye yönlendiriyordu. Hazreti Sa'd bin Vakkas radıyallahu anh İran ordu komutanına bir elçi gönderiyordu. Savaş olmasın, İslam'a ilişkin engellemeler bulunmasın deniliyordu. Ama Zaloğlu Rüstem kabul etmiyordu. İran kralı Yezdi Cerç'ti. Hazreti Ömer Efendimiz Hazreti Sa'd'a haber gönderiyordu. Askerler içerisinden güçlü kuvvet olanlardan bir heyeti Yezdi Cerç'e gönderin diyordu. Hazreti Sa'd radıyallahu anh 14-15 kişilik bir heyet oluşturuyordu. Önce İran ordu komutanı Zaloğlu Rüstem'e bu heyeti gönderiyordu. Heyet İran kralıyla görüşeceklerini bildiriyordu. Zaloğlu Rüstem krala haber gönderiyor ve durumu bildiriyordu. Kral heyeti kabul ediyordu. Heyetin başında Numan bin Mukarrin vardı. Numan ve heyet vakar halinin güzelliği içindeydiler. Sarayın ihtişamına zerrece paye vermiyorlardı. Kral soruyordu, "Niçin geldiniz?" Numan söz alıyordu. "Biz sizi kula kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmeye geldik. Gel bu dini kabul et. Dinde kardeşimiz ol. Eğer bunu kabul etmezsen kavmin ile aramızdan çekil. Onların kabul etmesine engel olma. Eğer bunu da kabul etmezsen aramızda hakim olacak olan sadece kılıçtır. Yani savaşacağız." diyordu. Kralın kanı beynine sıçrıyordu. Bu çabulcular nerede nasıl konuşuyorlar diye öfke anaforuna yakalanıyordu. Ve ayağa fırlıyordu. "Bu ne cüret, bu ne cesaret. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Eğer elçileri öldürmek halkın nazarında kötü karşılanmamış olsaydı, bu sözlerinizden ötürü hepinizi şimdi kılıçtan geçirmiş olurdum. Siz Araplar benim tanıdığım en barbar, en şaki bir milletsiniz. Siz değil miydiniz birbirinizi yiyen? Siz değil miydiniz kabile kabile birbirinize giren? Siz değil miydiniz kız çocuklarınızı diri diri toprağa gömen, birbirinizin mallarını talan eden,
başkalarının kervanlarını vurarak yaşayan, biz sizinle konuşmaya bile tenezzül etmez, sizi topraklarımıza bile almazdık. Uç beylerimize emreder, onlar da sizi ellerindeki asanın ucuyla idare ederlerdi. Ben biliyorum, sizin orada sık sık kıtlık olur, kıtlık olunca çevreye saldırmaya başlarsınız. Ne oldu? Yine kıtlık başladı da aç mı kaldınız ki bizim topraklarımıza geldiniz? İran kralı Allah'ın kullarına nasıl da yukarıdan bakıyordu. Kendisi bir kartaldı, bir şahindi. Karşısındakilerse bir sinekti, bir karıncaydı. Bakışı böyleydi. Bu konuşmalarla yetinmiyordu ve devam ediyordu. Bunlar aç kaldıkları için buraya gelmişler. Götürün bunları. Sorun. En soyluları kimse, onlara birer elbise verin. Sonra birer çuval yiyecek doldurup sırtlarına verin ve geldikleri yere gönderin diyordu. Bu sözler üzerine Numan bin Mukarrin bir daha söz alıyordu. Ey Melik diyordu. Vallahi biz senin dediğin gibi bir topluluktuk. Ama daha sonra Allah bize içimizden bir elçi gönderdi. O elçi bizi kula kul olmaktan, taşlardan, topraklardan, kendi ellerimizle yaptığımız putlara tapmaktan, kız çocuklarımızı diri diri toprağa gömmekten kurtardı. Biz Allah'ın önünde eğilmeyi ondan öğrendik. Allah'ın önünde eğildiğimiz günden itibaren başka hiçbir şeyin önünde eğilmedik. Vallahi bizler şu anda sizler dünyayı ne kadar seviyorsanız ondan kat ve kat daha fazla ahireti ve ölümü seviyoruz. Sen bu sözlerimi savaş meydanına çıkınca anlayacaksın. Ama gel yapma. Müslüman ol ve din kardeşimiz ol. Numan'ın sözleri kralı küplere bindiriyordu. Kral bağırıyordu. Sizin en soylunuz kim diyordu. Belli ki bir cezalandırma yapmak istiyordu. Müslüman heyetin içinde bulunan ve en genç olan Asım bin Amr bir adım öne çıkıyordu ve benim diyordu. Asım'ın derdi bir ceza verilecekse kendisine verilsindi. Bunun için öne çıkıyordu. Kral hiddetle emir veriyordu. Bu adamların iyilikten anlayacağı yok. Zaten bedevi adamlar. İyilikten ne anlarlar? Bu çuvalın içerisine toprak doldurun. Sonra o çuvalı bu gencin sırtına verin. Bunlar da arkasına dizin. Şehirde dolaştırın. Biraz halkımız Arapların düştükleri bu hali görsünler de neşeler açılsın diyordu. Asım önde, diğer Müslümanlar arkada şehirde dolaştırılıyordu. Müslümanlarla alay ediliyordu. Sonra heyet komutanlarının yanına dönüyordu. Hazreti Sa'd bin Vakkas'ın yanına dönüyorlardı ve bütün olup bitenleri anlatıyorlardı. Hazreti Sa'd anlıyordu ki savaş kaçınılmazdı. İran ordusu 120 binin üzerindeydi. Ayrıca 33 tane de fil vardı. İslam ordusunun sayısı ise onların dörtte biriydi ve Kadisiye Savaşı başlıyordu. Müslümanlar tam bir destan yazıyordu. Dev bir orduya karşı kahramanca savaşıyorlardı. Savaş tam 4 gün sürüyordu. Kadisiye can pazar haline dönüşüyordu. Sonuç Müslümanların zaferiydi. Bir avuç inanmış adam dev bir orduyu deviriyordu. Böylece İran coğrafyası genel olarak İslam açılıyordu, İslam'la şerefleniyordu. Zafer Medine'de yankılanıyordu. Hazreti Ömer Efendimiz İslam ordusuna ve Hazreti Sa'd bin Vakkas'a dualar ediyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.